Merhaba arkadaşlar, Büyülü Şişler YouTube kanalından ben Serap. Kanalıma abone olup videolarımı izleyerek bana destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bugün sizlerle bu sevimli çilek anahtarlığın yapımını beraber yapalım istedim. Bunun için bize gerekli olan malzemeler bir adet anahtar klipsi, orta kalınlıkta iki renk ipimiz, elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre ayarlayabileceğiniz bir adet tığımız, bir miktar pamuk ya da elyaf, bir de makasa ihtiyacımız var. Malzemelerimiz sizlerin de hazırsa hep beraber başlayalım istiyorum. Modelimize sihirli halkayla başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde parmağımıza doladığımız, bakın, bir sihirli halka yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz, içine batıyoruz. Buraya ilmeğimizi sıkılaştırıyoruz. 1, 2, 3 zincirimizi çekip başını doluyoruz. Ve buraya 1, 2, 3, 4 ve 5 de çekeceğimiz bir fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı iki seferde kapatıyoruz arkadaşlar. Araya bir zincir çekiyoruz. Tekrar başını doluyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5'li bir fıstığımızı daha yapıp iki seferde kapatıyoruz. İkinci fıstığımız oluştu. Araya bir zincir çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar iki seferde kapatıyoruz. Araya bir zincirimizi çekiyoruz. Aynı deliğimizin içine 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir fıstığımızı daha yapıyoruz. İki seferde kapatıyoruz. Bu şekilde bir görüntümüz oluyor arkadaşlar. Sihirli halkamızı bu şekilde kapatıyoruz. Ve ilk yapmış olduğumuz, bakın, bu şekilde tutuyoruz. İlk yapmış olduğumuz fıstığımızın tepesine kaydırma yöntemiyle geçiyoruz. Ve tekrar araya, iki fıstığın arasına batıp tekrar kaydırıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Buraya aynı şekilde başını dolayarak 5 sefer batarak bir fıstık yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 2 seferde kapatıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz ve aynı deliğimizin içine tekrar bir 5'li fıstık daha yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar iki seferde kapatıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Her iki fıstığın arasına giriyoruz arkadaşlar. Bakın, burada lütfen dikkat edilmesi gereken, tepesine değil, mutlaka iki fıstığın tam ortasına batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İki seferde kapatıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı deliğimizin içine bir fıstık daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İki seferde kapatıyoruz fıstığımızı. Bir zincir çekip, bakın, her deliğimizin içinde ikişer tane fıstık olacak. Burada 4 olan fıstık sayımız 8'e yükseliyor arkadaşlar. Başını doluyoruz ve iki fıstığımızın arasına, burada biraz zorlanabilirsiniz çünkü alt kısım biraz sıkı olduğu için, 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar iki seferde çekiyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz arkadaşlar.
Aynı deliğimizin içine bir fıstık daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İki seferde kapatıyoruz. Araya bir zincirimizi çekiyoruz. Son iki fıstığımızın arasına girerek 2, 3, 4 ve 5. Tekrar iki seferde kapatıyoruz. Araya bir zincirimizi çekiyoruz. Aynı deliğimizin içine bir beşli fıstığımızı daha yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. İki seferde kapatıyoruz. Ve buradaki başlangıç noktasındaki fıstığımızın tepesine kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyoruz. Elimizde bu şekilde bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Tekrar ara boşluğa geliyoruz. Buraya da bir kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ben bu arada ipimin azizliğine uğradım. İpim herhalde gelmiyor arkadaşlar. Şimdi tekrar bu araya bakın ikili yaptığımız her iki bakın bir deliğe ikişer tane yaptığımızın arasına 1, 2, 3, 4 ve 5'li bir fıstığımızı yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı deliğimizin içine 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burada arkadaşlar ikişerli olan fıstıklarımızın ara noktasına gelen yerde tekli fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Ve bakın ikili olan yerlerde ikişer tane diğer aralara geçerken tekli birer fıstık daha yapıyoruz. Bu şekilde fıstıklarımız çoğalmış oluyor arkadaşlar. Bakın benim şimdi şu anda 4 tane fıstığım oldu. Aynı deliğin içine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum. Yani burada bir ikili bir tekli. Bir ikili bir tekli. Bu sırada da bu şekilde gidiyor. Araya bir zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Fıstığımızı kapatıyoruz. Bakın ikili yapmıştık. Birli yaptık. İkili yaptık. Tekrar birli yaptık. Ve şimdi burada bir zincirimizi çekerek ikili fıstığımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Fıstığımızı kapatıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz ve aynı deliğimizin içine 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyoruz. Araya bir zincirimizi çekiyoruz. Bu aradaki deliğimize tekli fıstığımızı yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Kapatıyoruz. Araya bir zincirimizi çekiyoruz. Son ikili fıstığımızı yapıyoruz. 2. Bakın tam araya batmaya özen gösterin arkadaşlar. 3, 4 ve 5. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı deliğimizin içine batarak bir fıstık daha yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyoruz arkadaşlar. Bir zincir daha çekiyoruz. Son tekli fıstığımızı 1, 2, 3, 4 ve 5. İki seferde kapatıyoruz
ve başlangıç noktasındaki fıstığımızın içine kaydırma tekniğiyle fıstığımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Böyle bakın. Biz birinci sıramızı yaptık, ikinci sıramızı yaptık, üçüncü sıramızı yaptık ve şimdi dördüncü sıramızı ve son sıramızı yapacağız. Orta deliğimize tekrar bakın arkadaşlar, tepesine kaydırma yapıyoruz. Orta kısmına geçmek için bir kaydırma daha yapıyoruz. 1, 2 ve 3. İkililerin içine tekrar ikili fıstıklarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İki sefer de kapatıyoruz. Arasına bir zincir çekiyoruz ve tekrar aynı deliğimizin içine 2, 3, 4 ve 5. Burada kapatıyoruz. Bir zincir çekip şimdi teklilerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyoruz. Bir alt sırada bir tane teklimiz vardı. Bakın arkadaşlar, bir ikili, bir tekli, bir ikili. Şimdi iki tane teklimiz olacak. Aramıza giriyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir teklimizi daha yaptık, kapattık. Bir zincirimizi çekiyoruz. Şimdi ikili fıstığımızın yapılması gereken araya geliyoruz. 5 tane yaptık. 2 de kapattık. Bir zincir ve aynı deliğimizin içine 2, 3, 4 ve 5 fıstığımızı kapattık. Burada da ikili fıstığımızı yapmış oluyoruz. Tekli fıstıklarımıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Araya bir zincir. Tekrar diğer araya kayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar iki seferde kapatıyoruz. Araya bir zincirimizi çekiyoruz. Arkadaşlar emin olun, o kadar zevkli, o kadar basit bir model ki sizler de yaptığınız zaman farkına varacaksınız. 2, 3, 4 ve 5. Buraya çiftli fıstığımızı yapıyoruz. Tekrar aynı deliğimizin içine giriyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İki seferde kapatıyoruz. Bakın yukarıya çıktıkça fıstıklarımız genişlemeye başlıyor ve bu son sıramız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekli fıstığımızı yaptık. İkinci tekli fıstığımıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Fıstığımızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İkili fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İki seferde kapattım. Arasına bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5. İkili fıstığımı da bu şekilde yapmış oldum. Umarım net gözüküyordur arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz ve son ikili, iki tane tekli fıstığımızı yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Son tekli fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyoruz. Başlangıç noktasındaki fıstığımızın içine kaydırma yöntemiyle giriyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sık iğne ile ağzını büzmeye çalışacağız arkadaşlar. Her deliğin içine bir tane sık iğne batarak ağız kısmını büzüyoruz.
Başlangıç noktamıza geldik arkadaşlar. Başlangıç noktamıza geldiğimizde burada bir kaydırma yapıyoruz. Ve tekrar bir sıra daha sık iğnemizi yapıyoruz. Burada artık yavaş yavaş ağız kısmı küçülmeye başladı. Hiç atlamıyoruz arkadaşlar. Her deliğin içine bir sık iğne yaparak biziyoruz. Atladığımız zaman potluk yapıyor. Kesinlikle atlamayın. O zaten kendi kendine küçülmeye başlıyor. Sayılar eksiliyor. Başlangıç noktamıza geldik. Tekrar bir kaydırma yaptık. Bakın. Bu aşamada ben içine bir miktar pamuğumu şu şekilde. Arkadaşlar çok doldurmanıza gerek yok. Zaten fıstıklı bir model olduğu için çok şey olmayacaktır, yatışmayacaktır. Bu şekilde bir miktar pamuğumu yerleştirdim. Bakın şu şekilde göstereyim size. Ve son sıra sık iğnemi de gidiyorum. Artık bu sıradan sonra hiçbir işlem pembe ile yapılmayacak. Dediğim gibi hiç atlamıyoruz. Her sık iğnenin içine girerek sık iğnelerimizi azaltıyoruz. Ve ağzımız iyice artık küçülmeye başlıyor. Ben başlangıç noktasına geldim. Burada bir kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde çok küçük bir deliğimiz kalıyor arkadaşlar. İpimizi burada şu şekilde biraz uzun kesiyoruz. Arkadaşlar siz isterseniz iğne ile yapın, isterseniz benim gibi tığla yapın. Ben şu şekilde ağzını kapatmasını, bakın bir zincir ve karşıdaki diğer zincirden alarak kapatıyorum. İpimi yukarıya alıyorum tekrar. Her zincirin içinden bu şekilde geçerek ağız kısmını kapatıyorum. Ama sizler istiyorsanız bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim. Bakın ağız kısmını kapattım. En son buradan girip ipimi diğer tarafa doğru şu şekilde çekerek buradaki potluğumuzu da kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar. Üstte böyle bir görüntümüz oluyor. Bu aşamada ipimizi, aşağıdaki ipimizi arkadaşlar içeriye doğru çekerseniz, bakın birazcık daha burada kesiyoruz ipimizi ve bu ipimi de ben içeriye çekiyorum. Ve buradan kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çileğimiz çok basit bir şekilde hazırlandı. Arkadaşlar şimdi tacını yapacağız. Bunun için yeşil ipimize geçiyoruz. Tekrar bir sihirli halka yapıyoruz elimize. Bir zincirimizi çekiyoruz. İkinci bir zincirimizi çekiyoruz. Buraya 12 tane arkadaşlar başını doluyoruz. Ama bakın biraz uzatarak bir seferde çekiyoruz. Başını doluyoruz. Bir seferde çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane bu şekilde dolduruyoruz ve sihirli halkamızı kapatıp başlangıç noktamızdaki ilk zincirimizin içine kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bu aşamada 1,
2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekerek tacımızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakın buraya koyuyorum. Ve ilk fıstığımın bakın bu şekilde. Birinci fıstığımın bitimindeki şu aradan bunu buraya bağlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde giriyorum. Zincirimi buradan kaydırıyorum arkadaşlar. İlk zincirin içine batıp tekrar kaydırma yöntemi yapıyorum. Başını doluyorum. Birinci zincirimin içine batıyorum. Bunun hepsini bir de çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. İkinci zincirimin içine girip başını doladığım ilmeğimi iki de çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir sonraki zincirimin içine batıyorum. Burayı 3 de çekiyorum arkadaşlar. Tekrar başını 2 doluyorum. En son zincirimin içine battığım noktada burayı 4 de çekiyorum. Arada 2 tane bırakıyorum. Bakın arkadaşlar. 1 ve 2 tane bırakıyorum. İkincinin tepesine batıp burayı kaydırma yapıyorum. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim. Arada 3 tane fıstığımızı bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın buraya yapmıştık. Şimdi 1, 2, 3. fıstığımızı tam dış noktadan iç noktaya girerek buraya kaydırma yöntemiyle zincirimi bağlıyorum. Hiçbir işlem yapmadan ilk zincirimin içine batıp buraya kilitliyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki zincirimin içine bir seferde çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Diğer zincirin içine batıyorum. İki de çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Zincirimin içine giriyorum. Üç de çekiyorum. Başını iki dolayıp son zincirimin içine girdiğimde 1, 2, 3 ve 4 de çekiyorum. Arada 1 ve 2 tanesini bırakıyorum. Bakın iki yapmış olduğumuz iki trabzanımızı bırakıyorum. Kaydırma yöntemiyle tacımızın yaprağını buraya birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekiyorum. Arada tekrar 3 fıstık bırakarak bakın 1, 2 ve 3 fıstık bırakarak bu aradan çıkıp tacımızın zincirini buraya bağlıyorum. Hiçbir işlem yapmadan ilk zincire geçip kaydırma yöntemi yapıyorum. Başını doluyorum. Bir diğer zincire batıp bir seferde çekiyorum. Tekrar doluyorum. İki seferde tekrar doluyorum. Üç seferde ve iki doluyorum. En son zincirimizin içine battığımız noktada 2, 3 ve dördüncü seferde çekerek yaprağımızı tamamlıyorum. Tekrar arada iki tane bırakıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bakın bu şekilde tepe tacımız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Son iki yaprağımız kaldı. Ben burada videomuzu duraklatmak istemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Aradan 3 fıstığımızı bırakıyoruz. Bir alttaki fıstığımızın bakın şu şekilde arkadaşlar. Şuradan giriyorum. Şu aradan girerek bakın şu şekilde buraya fıstığımızın bağlantısını yaprağımızın pardon bağlantısını yapıyorum. İlk zincirimizin içine giriyorum. Kaydırma yöntemi yapıyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki zincirimin içine girip bir seferde diğer zincirimin içine başını doluyorum. İki seferde bir sonrakine girip başını dolamış olduğum ilmeğimi 3 seferde ve en son zincirimin içine girdiğimde burayı 4 seferde çekerek yaprağımı tamamlıyorum. Arada 2 trabzanımı bırakıyorum. Kaydırma yöntemiyle yaprağımı buraya bağlıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 6 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Buradan
3 tane fıstığımızı bırakıyoruz. 1, 2 ve 3. Aradan çıkıyorum arkadaşlar. Buraya bağlıyorum. Ve hemen ilk zincirimin içine giriyorum. Kaydırma yapıyorum. Başını doluyorum. Tekrar giriyorum. Bir seferde çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. İki seferde tekrar başını doluyorum. Üç seferde tekrar başını iki sefer doluyorum. En son zincirimin içine girdiğimde burayı 4 seferde çekiyorum. Ve bu şekilde son tacımı da yapmış oluyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü oluyor tepesinde. Ve çileğimiz bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Buradan ipimizi arkadaşlar biraz uzun bırakırsak şu şekilde çekiyoruz. Buradaki ipimizi kesiyoruz. Bakın uzun bırakmış olduğumuz ip değil. Başlangıçtaki yapmış olduğumuz ipimizi kesiyoruz. Tepesini bu şekilde yapmış olduğumuz tacımızın orta kısmından girip uzun ipimizi buraya çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Herhangi bakın bir yerden çıkarak buraya bir bağlantı yapıyorum. Buradan zincir çekiyorum arkadaşlar. Ben 15 zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu zincirimizi diğer tarafa bakın şöyle ortasından girerek buraya bağlantısını yapıyorum. Bu da bizim anahtarlık klipsini takacağımız zincirimiz oluyor. Şu şekilde giriyorum. Kaydırma yöntemiyle buraya sıkılıyorum. Ve ipimi buradan çekiyorum. Bu şekilde bitirmiş oluyorum. Ve anahtarlık klipsimizi de takıyorum. Ben sıkıştırmalarını daha sonra yapacağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde ikinci çileğimizi de tamamlamış olduk. Sizce de çok hoş durmuyor mu? Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler arkadaşlar.